Arkadaşlar hepiniz yeni bir dijital dönüşüm online sınıf platformuna hoş geldiniz. Yoğun olarak çalıştığımız, son 3 günde çalıştığımız katmanlı mimari yani kurumsal bakış açısıyla katmanlı mimari derslerimize devam ediyoruz bildiğiniz gibi. İlk dersimizde katmanlarımızı oluşturduk. Sonra core katmanıyla başlamıştık. Buraya data access ve şundan bahsediyordum. Ben bir teknoloji kullanacaksam onu klasörlemem gerekiyor kesinlikle. Arada da bir hocam Webex'ten de kayıt alalım bugün bakalım. Bana ağır geldi ama geçen. Şöyle kaydet diyorum. Evet arkadaşlar Webex'e de kayıt alıyorum şu anda. Daha iyi olur. Evet arkadaşlar burada teknolojim olacağı için klasörüm de var. Entity Framework teknolojim olunca ben buraya tabii base sınıfımı da oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi burada base sınıfımızda ne yaptık? Buraların içini doldurduk aslında. Peki biz bunu nereden implemente ettik? Yani interface'im neredeydi benim core'da? IEntity repository'im var değil mi? Burada ben operasyonlarımı yazdım. Ve kurallarımı yazdım. Bunları arkadaşlar videolarımızda var. Defaatle devam etmek istemiyorum. Bu şekilde devam ediyorduk. Dünün ben özetini geçeyim kısaca. Dün arkadaşlar biz mapping olayına yani mappingimiz neredeydi bizim? Şu şekilde concrete entity framework'ün altında bir product map yaptık. Yani product entity'mle veri tabanı nesnem var benim entity katmanında product. Buna bir mapping yaptım. Burada da arkadaşlar yaparken entity type configuration'dan implement olacağını ve ben bu entity type configuration'a bir product yani bir nesne vermem gerektiğini söylemiştim. Bu özelliğimi ben product map olarak aldıktan sonra hemen constructor'ımda bu konfigürasyonumu yapmalıyım. Ve toTable diyerek products ve DBO yapıldık. Haskell diyerek birinci anahtarın bir tabii ki link expression'ı burada. Product ID'm birinci anahtarım ve property'lerimi mapping yaptım. Dedim ki product ID'ni kolon adı da product ID, kategori ID'nin kategori ID diyerek bu şekilde mapping'imi oluşturdum. Ve dedim ki ben burada bir mapping oluşturmam ama bu mapping'in ayağa kalkması gerekiyor. Nerede kalkacak? Tabii bizim arkadaşlar ne vardı? Bir trafik polisimiz var. O da Northwind kontekstimizdi bizim her şeyi organize eden veri tabanı ayağında. Ve burada gelerek bunun override edilmiş bir metotla onModule creating'i kullanarak şurada arkadaşlar siz zaten override dediğinizde onModule creating otomatik gelecektir. Siz sadece bu için dolduracaksınız. Buradaki mantığım da module builder configuration add diyerek product map'i ekliyorum ben buraya. Ekledikten sonra kontekstim artık biliyor ki benim şöyle bakalım bir sorumuz var. ASP.NET Core MVC workshoplar hızlıca izleyin. Bu derslere katılım sağlayamadım. Yani öyle bir şey yapma aslında. Katıl. Sorularını sor takıldığın yerde. Benim şeyim o tavsiyem. Ben hani ben olsam katılırım. Çünkü çok önemli yerler işleyeceğiz. Şimdi böyle sanki hepsi bağlantılı gibi görüyorsun. Normalde de öyle ama bugün çok özel yerlere değineceğiz. Onun için rica ediyorum katıl Burak. Evet buradan mapping'imizi bitirdik. Ve dün arkadaşlar bizim yaptığımız işlem şu şekilde ben bazen mikrofonlar açık kalabiliyor. Dün arkadaşlar bir test yazmak istedik. Ve Data Access Test katmanımıza gelerek burada nasıl yaptık? Sağ tıkladım ben buraya. Add diyerek hemen Unit Test'imi buradan başlattım. Ve Unit Test class'ımı açtığımda şurası bana hazır geldi. Ve içini doldurdum. Dedim ki arkadaşlarım şimdi onu ben meşhur EpicPen'imi alarak şunu bir hayal edin. Siz 3-4 tane tablo oluşturdunuz. Sizden çalıştığınız yerde bir talep sistemi istediler. Dediler ki ya işte bu çalışanımız araç talep ederken
Bunun taleplerini girelim. Ve buna bir yetkilendirme yapalım tarzında bir şey istediler. Talep girilecek, ilgili müdürleri yani yetkilendirilip bunlar tarafından verildikten sonra yetkiler onaya düşerek çıktı alıp verecek. Örnek olarak bir senaryo düşünün. Şimdi bunu yaptıktan sonra yaptığımız en büyük hata ne arkadaşlar? Eskiden veri tabanı merkezli çalışmaya alıştığımız için işte veri tabanına gidiyoruz. Şuradan ben açıklayayım size. İşte veri tabanlarımı oluşturuyorum. Hemen bir tablo burada. İşte taleplerin girileceği. Bir tablo burada. İşte talep hareketleri gibi. Böyle tabloları hemen oluşturuyoruz. Ondan sonra bu tablolarla ilişkilendirmeleri yaptıktan sonra işte kendimize göre buraya ne yapıyoruz? Veriler giriyoruz arkadaşlar. Verileri girip hemen geçiyoruz, orada deniyoruz. Böyle bir şey yapmıyoruz artık. Microsoft firması bizim için şöyle bir bakalım. Hocam çok teşekkür ediyorum. Tamam hocam. Ara ara bekleriz. Buradaki yani gençler sizden katılmaya çok motive oluyorlar. Herkese selamlar. Atıl hocama da çok selamlarımı iletin lütfen. Tekrar görüşürüz hocam. Çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar sizlere de. Hoş geldiniz Gülcan Hanım bu arada. Devam edelim. Dediğimiz gibi böyle bir hatamız vardı dedik. Kolay. Evet Fatih Bey, onu da şimdi açıklayacağım. Şimdi düşünüyoruz ya. Arkadaşlar düşüncemiz ne? İşte burada tabloları düşünün. Çok böyle yazıp çizmek istemiyorum. Hatta yazayım hadi. İşte bir tane tablo müşteriler. Bunu elle doldurdunuz diyelim database'de. Geldiniz buraya işte firmalar. İşte siparişler. İşte bir tane daha tablo stoklar. Ben ne yapıyordum SQL'deyken eskiden? Arkadaşlar burada tablolara yapıyordum. İkinci aşamada ilişkilendirmelerimi yapıyordum. Bütün tablo arası. Böyle rastgele yazıyorum yani. Bunlar mı ilişkili demeyin. İlişkilendirmeyi yapıyordunuz. Daha sonra geliyorduk işlerini dolduruyorduk kayıtlarla. İşte kayıt olsun göreyim doğru mu? Sonra bir de arkadaşlar query yazıyorduk. Yani ne demek istiyorum? Sorgu yazıyorduk. İşte doğru kayıt geliyor mu? Bir de geçiyorduk utanmadan C Sharp'a kodlama çalışıyorduk bir de. Şimdi arkadaşlar bu kadar meşakkatin arasında biz nasıl katmanlı mimari oluşturacağız? Neler geliştireceğiz? Zaman bile kalmaz. Ama Microsoft bunu düşünmüş. Ne demiş? Sen kodunu yaz. Zaten şu kelimenin anlamı o değil mi? Code first. Model first diyor. Modelini yap ilk önce. Ya da database yap. Database first. Şekilde first. Şimdi şu da var arkadaşlar. Sen gidip database'ini yaparsan şöyle alayım. Şimdi database'i oluşturursan geliyorsun mesela solution'a. Bütün database'ini aktarabiliyorsun buraya. İşte model yapıyorsan o da var. Code First'ün avantajı biz burada hem katmanlı mimarimizi oluşturuyoruz. Katmanları ayırıp. İşte ne var? BLL var. Business Logic Layer. Ondan sonra Data Access Layer dalımız var. Diğer katmanlarımız var. İşte en sonunda sağ User Interface'imiz var. Bunları yapıyoruz. Hem de çok güzel bir şekilde biz veri tabanı tasarımını da yapıyoruz. Gönderiyoruz veri tabanına. Context bizim için yapıyor. İşte context bu işi hallediyor arkadaşlar. Bunun avantajı çok. İlişkilendirme kısmını da şimdi değineceğim zaten. Ona girmeyelim. Code First'ün avantajları bunlar arkadaşlar. Şimdi test kısmında ne avantajım var? Şimdi diyorum ki ben burada işte diyorum benim bir product tablom yok mu veri tabanında? Nerede yaptım? Ben entity kısmında yaptım ben bunu. Entity kısmında concrete dosyamda
Product yok mu benim? Veri tabanıma karşı gelecek kolonlarım ve tablom var. Tam böyle bir tablom var. Ben gönderdim bunu. Ama bu tabloda test istiyorum. Diyorum ki bu tabloda bana bir result ver, sonuç ver. İşte product dalın get list metodu. Hepsini getir metodu. Sonra işte gittim ben sorgumu yazdım. Kaç tane ürünüm var dedim. 77 dedi bana sorgu. Yani bizim burada Northwind veri tabanımız var. Dolu. Biz onu kullanıyoruz. Hani 100 tane 200 tane kayıt girmektense hazır bir tablomuz var orada. Biz arkadaşlar kullanıyoruz Northwind'i. Ben de gittim oraya sorgu yazdım. Açtım buradan. Şu şekilde lokal DB'den. Daha sonra dedim ki benim lokal DB kısmında kaç tane ürünüm var? O da bana cevabını verdi. 77 tane var. 77 tane olduğunu anladığımda ben de ona göre testimi yapmak istedim. Bakalım benim yazdığım veri tabanı operasyonum doğru mu yanlış mı? Onu test ettim burada. Geri geliyorum. Bu bir testti. Test doğru verdi bana. Videolarımız da var. Burada da işte dedim AB geçen ürün adlarında AB geçen kaç tane dedim? 4 tane dedi. Result'u say dedim. Doğruysa geç testi. Yani kısacası testi geçiyorsam benim yazdığım veri tabanı operasyonlarım doğru anlamına geldi. Unit testimizi bu şekilde iki tane metotla yazdıktan sonra arkadaşlar başka neden bahsetmiştik biz? Tabii bir kompleks tiplerden bahsetmeye çalıştım. O yarım kaldı. Onun haricinde arkadaşlar hatırladığım kadarıyla Data Access kısmını söyledik. Test yazdığımızı yine Data Access kısmında mapping yaptık. Onun dışında arkadaşlar o şekilde devam ediyoruz. Benim aklıma gelenler. Bugün arkadaşlar kompleks type'la değineceğiz. Kompleks type dediğimiz şu. Tablolarınız var. İşte 3 2 tane tablom var. İşte birinde ürünler var, birinde detaylar var. Bu iki tabloda geliyor arkadaşlar birleşip yeni bir tablo oluşturuyor ve burada iki tablonun bilgileri oluyor ama aynı eş. İşte burada product ID var. Burada product ID 1 ile burayı ilişkilendiriyorsun. Buradaki biri olanı ve doğru kaydı buraya getiriyorsun. Adından da anlaşılacağı gibi kompleks type bu. Şimdi arkadaşlar kompleks type'ı gelip entity kısmında bu arada sorular da gelebiliyor. 7 kişi olmuşuz harika. 8 olduk. Hoş buldum. Peki database pivot table gibi bir şey mi hocam? Burak sormuş. Bunun neyle ilgili sordun? Pivot table. Şey ilişkilendirme mi? Yok, pivot table gibi değil. Aynı database'deki gibi bizim birincil anahtarımız var. Foreign key'imiz var. Birincil anahtarla yabancı anahtar ilişkilendiriliyor. Ve bu sayede de doğru kayıtlar geliyor. Hakan'ın sanırım nasıl diyeyim bir sıkıntı var. Bağlantı olabilir. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ben burada kompleks type'ı yapacağım zaman belirledim. Product detay diye bir tane sınıf açtım. Ve buraya dedim ki product ID product tablosundan, product name product tablosundan, category name de kategori tablosundan geleceğini söyledim. Ama o anda aklımıza geldi ki siz söylemeden ben arkadaşlar başladım. Yani dedik ki arkadaşlar dedik biz bir şeyi unuttuk. Kategori entity'sini unuttuk biz. Yapmamıştık. Hemen buraya kategori entity'sini klasını açarak iki tane sınıf yazdım. Diyelim ki hocam nereden buluyoruz bir kategoriyi? Bizim üzerinde çalıştığımız database'imiz var ya arkadaşlar. Nerede var bizim database'imiz? Geldiğimde Northwind'im var. Buradan da tables'ıma bakıyorum. Ne kullanacağım? Oradan bile çağrışım edebilir. Şöyle bir açılsın. Yani bakıyorum.
Diyorum ben kategori burada. Hemen kolonlarına bakıyorum. Birleştireceğim kısımlarından da hemen hızlıca örnek babında buradan yararlanıyorum arkadaşlar. İşte ID'si var, name'i. Nasıl yazılmışsa burada aynısını devam ediyorum. Integer'da kategori ID'yi tanımladım. String olarak kategori name aldım. Ve kategorimi oluşturduktan sonra tabii ki Northwind Context'imi aldım arkadaşlar. Northwind Context'imde ne var benim? Product vardı. Ben DB set kategori kategori isteyerek bunu aldım ki arkadaşlar ben çünkü bir join işlemi yapacağım. Dediğim kompleks tipte iki tablonun birleşimini sunacağım. Bunu sunarken de tabii ki benim bir tabloya daha ihtiyacım vardı ve bu yapılandırmayı yapmıştım.